Eric Ten Hag took aim at great striker Alexander Mitrovich. Eric Tenhag has already shown how he can mold a physically imposing striker into a clinical marksman during his time with Ajax and Utrecht. Signing a new striker is likely to be very high up on Ten Hag's priority list in the summer transfer window. With Cristiano Ronaldo's second chapter with the Red Devils coming to an end and Anthony Marshall struggling to prove his fitness, United's striking options are somewhat depleted and limited. One man who has started the season in electrifying form is Fulham's Alexander Mitrovic. The 28 year old has scored nine goals in 11 games so far, only Harry Kane and Erling Holland have scored more goals than the former Newcastle United forward. With his contract at Craven Cottage running until 2026, and a World Cup looming, Mitrovic's value has skyrocketed since the season started. But Fulham's number 9 has all the qualities Ten Hag has come to expect from a striker. Mitrovic is physically imposing and a nightmare to defend against, he can bring his teammates into the game with his ability to play as a target man and vocal point. He's also deceivingly quick, which would mean he could get on the end of crosses and cutbacks from our speedy wingers. Mitrovic is one of the most informed strikers in Europe right now, and he's arguably one of the most complete all round complete number 9s that Manchester United could realistically target. So, what is your opinion on this? Would you like to see Mitrovic at Manchester United? Manchester United target Jeremy Frimpong is outstanding talent, said former boss. Manchester United's quest for right-back to compete with Diogo Dalot currently points to Bayer Leverkusen's Jeremy Frimpong. German journalist Florian Plettenberg reports that United have observed Frimpong scoring 5 goals in 11 games this season. Frimpong, 21, has enjoyed a steady rise to become a Bundesliga star. And he can reach a new level with a move to Manchester United. Manchester United are not the only side paying attention, German outlet Sport 1 linked Bayern Munich with a move for Frimpong earlier this year for around £25 million. Why Manchester United should be excited by reported target Johan Duran. According to the Sun newspaper, Manchester United are closely interested in Duran and are in contact with his representatives. Duran would reportedly cost just £10 million, a bargain the club should consider, amid regret at still not taking the plunge on Moises Caicedo in January 2021. Friends, we will continue our video for our followers in Turkey as there are many, many talented fans in Turkey. Thank you for your understanding. Real Betis, Dani Caballos ile ilgisini koruyor. La Liga devleri Real Betis'in 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'den Dani Kabalyos'u yeniden imzalama istekli olduğu bildiriliyor. İspanyol gazetesi tarafından yayınlanan bir habere göre Dani Kabalyos'u 2023 yaz transfer döneminde Real Betis'in ilgisini çekiyor. Endülüs devleri UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırlarsa Real Madrid orta saha oyuncusuyla yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Dani Caballos Real Betis Akademisi'nden mezun olmadan önce Sevilla'da başlayarak gelişme yıllarını Endülüs kulüplerinde geçirdi. 26 yaşındaki oyuncu bir zamanlar İspanya'nın en çok reyting alan orta saha oyuncularından biriydi. Real Madrid'in yarım 10 yıl önce onu yakalaması şaşırtıcı değildi. Ancak Caballos son 5 yılda fazla ilerleme kaydedemedi. Arsenal'e 2 yıllık kiralık bir görev karşılık sonuçlar verdi ve 2021-22 sezonu bir ayak bileği yaralanması boş harcadı. Kabayos şu ana kadar unutulmaz bir 2022-23 sezonu geçirmedi ve sakatlanmadan önce sadece iki maça başladı. Önümüzdeki yaz sözleşme sona erecek olan eski kulüp Real Betis imzası için aday olabilir. Real Betis yaz transfer döneminde Kabayos kadrosuna katmak istedi ancak bir hamle gerçekleşmedi. İspanyol sonunda geri tepmiş olan Real Madrid'e kaldı. Ancak eski kulübüne Bosman hamlesiyle dönmek Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırlarsa çekici bir fikir olabilir. Andres Guardado kariyerini alacaklarındayken Guido Rodriguez birkaç yüksek profilli kulübün radarına girdi. Dolayısıyla Real Betis gelecek yaz bir merkez orta sahnesine yatırım yapmak zorunda kalacak ve bu da Caballeros'u uygun bir hedef haline getirecek. Son haberler 26 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda isteksiz olduğunu iddia etti. Bu nedenle Ocak transfer döneminde ayrılmadığı sürece büyük olasılıkla Santiago Bernabéu'dan serbest oyuncu olarak ayrılacak. Cavayos, Real Betis'e ye yeniden katılırsa en iyi formunu yeniden keşfetmeyi başarabilir. Ancak Caballos ve diğer bazı hedefler için bir hamle ancak Los Galacticos'un şampiyonlarla gelemeleri kazanması durumunda gerçekleşecek. Bu yüzden İspanyol orta sahancısı önümüzdeki yaz Real Madrid'den ayrılırsa eski kulübüne dönüp dönmeyeceğini görmek İngiliz Sevilla ve Real Betis Nacho'yu kadrosuna katmak istiyor. La Liga devleri Sevilla ve Real Betis'in 2023'te Real Madrid'in defans oyuncusu Nacho'yu kadrosuna katmakla ilgilendikleri bildiriliyor. İspanyol Fiches tarafından yayınlanan bir habere göre Nacho, 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'den serbest oyuncu olarak ayrılabilir. İspanyol defans oyuncusu Sevilla Real Betis'i onu Bosman transfer etmek istekliyken La Liga'da kalabilir. Nacho gençlik kariyerinin ilk 2 yılı dışında Real Madrid'deydi. 1999-2020'e kadar önce İspanyol uluslararası oyuncu son 10 yıldır Real Madrid'in güvenilir bir yedek stoperi oldu. Nacho Los Blancos formasıyla yaklaşık 300 maçta forma yedi ve 15 gol 9 asitle oynadı. Ancak oyuncu Real Madrid'le sözleşmenin son yılına girdi ve yeni bir anlaşmayla ilgili görüşmeler iyi ilerlemedi. Nacho böylece günümüzde yaz Real Madrid serbest oyuncu olarak bırakabilir ve Merengue'si sıkıntılı bir noktada bırakabilir. Real Madrid'in ayrılma kararı da iyi bilgilendirmiş olabilir. Hüküm süren La Liga şampiyonları Pierre Collor dahil olmak üzere birkaç merkez savunma oyuncusuna ilgi gösteriyor. Bu arada kendi devi Sevilla Real Betis önümüzdeki yazın açığı imzalamak istiyor. Sevilla Jorge Sampoli'nin elinde sadece 3 seçeneğe sahipken önümüzdeki yaz bir stoper imzalamak zorunda kalacak. Arjantinli teknik direktör arka üçlüyü kullanırken Lostra zaten merkez seçeneklerinin gerisinde kalıyor. Öte yandan Manuel Pellegrini'nin emrinde birkaç stoper var. Ancak Victor Virus ile Germen ile 30 sayısının yanlış tarafındalar ve bu nedenle Real Betis'i merkezi bir defans oyuncusuna dikkat çekmeye zorluyor. Ek olarak Nacho güvenilir bir oyuncunun yoksulluğunda sağ arka yuva için bir çözüm olabilir. Real Madrid 32 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelere devam edecek. Ancak Nacho ayrılma konusunda kararlı. Bu arada Premier League devleri de tecrübeli savunmacıya ilgi gösteriyor. Ancak La Liga'da kalmak istiyor. Yani seviye ve Real Betis, İspanyol ile sözleşme imzalama yarışında avantajlı durumdalar. Real Madrid kanat oyuncusuna iyileştirilmiş ücretlerle 3 yıllık anlaşma teklif etti. Asensio'nun geleceği Santiago Bernabéu'daki durumu nedeniyle son birkaç aydır çok tartışılan bir konu haline geldi. 26 yaşındaki Real Madrid ile sözleşmesi son yılına girdi ve yeni bir anlaşma ile ilgili görüşmeler tamamen durdu. Bunun nedeni Asensio'nun Real Madrid'de karşılaşmak istediği ücret talepleriydi. Ardından kanat oyuncusu süper menajer Mendes ile görüşlerini birleştirdi ve yaz aylarında bir çıkış sağlamaya çalıştı. Ancak isteklerini karşılayan bir kulüp bulamadı. Real Madrid'de kalmak zorunda kalan Asensio sezonun ilk bölümlerinde maçın yalnız gelmesini zor buldu ve sezon sonra sözleşme sona erdiğinde ayrılmaya hazır görünüyordu.